Güneydoğu TV Haber Merkezi tarafınca hazırlanan ana haber bülteniyle yeniden karşınızdayız. Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul seçimlerinde organize bir yolsuzluk, tam kanunsuzluk ve usulsüzlük hali olduğuna samimi olarak inanıyoruz dedi. Değerli kardeşlerim, Türkiye önemli bir seçimi daha geride bıraktı. 31 Mart mali idareler seçimlerinin sonuçlarının bir kez daha ülkemiz ve şehirlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tabii seçim bitti ama tartışmaları henüz bitmedi. Yapılan itirazlar sebebiyle 3 ilçemizdeki belediye başkanlığı seçimlerinin 2 Haziran'da yenilenmesiyle ilgili karar daha önce verilmişti. Hiç şüphesiz bu seçimlerin en tartışmalı konusu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonuçları olmuştur. Bilindiği gibi bu seçimi önce yaklaşık 25-28 bin arasında bir farkla AK Parti'nin kaybettiği ilan edildi. Biz milli iradeye, seçim ve sandık sonuçlarına olan teslimiyetimiz sebebiyle bu durumu saygıyla karşılamaya hazırdık. Nitekim gerek seçim gecesi yaptığımız basın toplantısında, gerekse de genel merkezimizdeki balkon konuşmamızda bu durumu ifade ettik. İlerleyen saatlerde ve günlerde arkadaşlarımızın yaptığı sandık sonuç tutanaklarıyla, ilçe birleştirme tutanaklarıyla, geçersiz oylarla ilgili itirazlar netleştikçe karşımıza bambaşka bir manzara çıktı. Bu süreçte gördük ki AK Parti'ye oy veren yaklaşık 15 bin seçmenin iradesi alenen gasp edilmiştir. Bu hataların bir kısmı sehven yapılmış olsa da önemli bir bölümünde kasıt olduğu açıkça ortadadır, bellidir. Çünkü hatalar, yanlışlar diğer partilerde aynı oranlarda yapılmamış, sadece AK Parti'nin oylarında belirgin bir farklılık ortaya çıkmıştır. Meseleyi biraz daha araştırınca hem seçmen listeleriyle hem de sandık kurulu üyeleriyle ilgili ciddi yolsuzluklar, kanuna aykırı uygulamalar olduğunu gördük. Biz bu yapılanların hesabını milli irade hırsızlarından sormazsak milletimiz bizden hesap sorar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde organize bir yolsuzluk ve tam kanunsuzluk, usulsüzlük hali olduğuna samimi olarak inanıyoruz. Tek tek yanlışlar, eksikler, kusurlar mazur görülebilir. Ama sandık kurulu üyelerinin, hele hele başkanlarının neredeyse üçte birinin kanuna aykırı atanmış olmasını, iptal edilen oyların çok büyük bir bölümünün AK Parti'ye ait çıkmasını kimse masum bir hata veya yanlış olarak izah edemez. 2933 sayılı madalya ve nişanlar kanunu gereğince Bakanlar Kurulu'nun önerisi üzerine Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası ile tevcih edilen Şanlıurfalı şehitler adına düzenlenmiş madalya ve beratları düzenlenen törende ailelerine teslim edildi. Bu ayet eşsiz mana yüklü. 2933 sayılı madalya ve nişanlar kanunu gereğince Bakanlar Kurulu'nun önerisi üzerine Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası ile tevcih edilen Şanlıurfalı şehitler adına düzenlenmiş madalya ve beratları düzenlenen törenle ailelerine teslim edildi. Şehit Ali Aydar, Şehit Hüseyin Koroç, Şehit Enes Çiçek, Şehit Mehmet Taş ve Şehit Sedat Sağır adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası ve Beraatı Şanlıurfa Valiliği Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle şehitlerin ailelerine teslim edildi. Şehitlerin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından gazilerin özgeçmişlerinin okunmasıyla devam etti.
Törende bir konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfalı 5 şehit adına ailelere verilecek devlet övünç madalyası verilmesi münasebetiyle bir araya geldiklerini belirtti. Birkaç gün önce biliyorsunuz, 15 Temmuz ihanet yaşamışında gazi olan iki tane kardeşimize Cumhurbaşkanımızın imzasıyla hazırlanmış olan şeref madalyasını, devlet övünç madalyasını takdim ettik. Bugün de 5 şehidimiz adına şehitlerimizin ailelerine yine devlet övünç madalyası tevcih töreninde birlikteyiz ve hazırlanmış olan madalyada da inşallah şehitlerimizin babalarına, yakınlarına vermiş olacağız. Ben bu vesileyle bugün madalya takdim edeceğimiz şehitlerimiz başta olmak üzere vatanımızın birliği, bütünlüğü, devletimizin devamlılığı, milletimizin bekası, ay yıldızlı al bayrağımızın sürekli en yükseklerde özgürce dalgalanması, inançlarımız, kutsal değerlerimiz için gözünü kırpmadan canını feda eden ve şehit olan bütün kardeşlerimizi, bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla bir kez daha anıyor ve mekanlarının cennet olmasını diliyorum. Vali Erin'in konuşmasının ardından şehit ailelerine devlet övünç madalyaları ve beraati takdim edildi. Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in yanı sıra Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağboğa, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ile kamu kurum kuruluşları temsilcileri ile şehit ailelerinin katıldığı tören toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden 11 Nisan Külliyesi'nin inşaat çalışmalarında sona gelindi. Osmanlı ve Selçuklu mimarisine uygun olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen 11 Nisan Külliyesi'nin inşaat çalışmalarında son düzenlemeler yapılıyor. Cami içerisinde kubbe çalışmaları tamamlanırken zemin çalışmaları devam ediyor. İslami İlimler ve Bilimler Araştırma Merkezi'nin de bulunacağı 11 Nisan Külliyesi, yine karşısında yapımı tamamlanan 11 Nisan Şehir Parkı'na bağlayan Çelik Köprü'nün montajının ardından köprüye yürüyen merdivenlerin montajına başlandı. Osmanlı Selçuklu mimarisine uygun 6.360 metrekareden oluşan külliye içerisinde namazgah, mahvil katı, avlu, çok amaçlı seminer salonu, Kur'an kursları, taziye evleri, Diyanet Yayın Evi ile kütüphanesi, Diyanet İşleri Büroları, derslikler ve eğitim odaları bulunuyor. Ayrıca tamamı Şanlıurfa taşı ile yapılan külliyenin içerisinde bulunan alanlarda Osmanlı ve Selçuk sanatına uygun nakış ve desenler yapılıyor. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Suriyeli mültecilerin kaldığı Suruç Çadır Kent geçici barınma merkezi boşaltılmaya başlandı. Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye gelen Suriyeli mültecilerin kaldığı Türkiye'nin en büyük çadır kenti boşaltılıyor. AFAD koordinasyonunda Suruç'ta kurulan çadır kenti, Suriye'nin Kobani kentindeki çatışmalardan kaçarak Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine sığınan Suriyeliler bulunuyor. 35 bin kişilik çadır kentte Suriyeli sığınmacılar taşınmaya başlanırken merkezin 21 Haziran tarihine kadar tamamen boşaltılması bekleniyor. Müzik
Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefleri Harran Gastronomi Merkezi'nde Şanlıurfalı kadınlara eğitim verecek. Konik kubbeli evleriyle adı özdeşleşen UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi adayları arasındaki Harran'da gastronomi merkezi hizmetine girdi. Harran Kaymakamlığı'nın öncülüğünde GAP Bölge Kalkınma İdaresi finansmanıyla faaliyete geçen merkezde bölgeye ait asırlık yemekleri yapan Harranlı kadınlara dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şeflerin belirli bir program kapsamında eğitim vermesi kararlaştırıldı. Merkezdeki maddi durumu iyi olmayan Harranlı kadınlar tarafından yapılan Şanlıurfa'nın eşsiz lezzetteki yemekleri düzenlenecek program dahilinde daha geniş kitlelere tanıtılacak. Bu kapsamda yaklaşık 20 yıldır dünyanın farklı kentlerinde gastronomi alanında organizasyonlar gerçekleştiren Gökmen Sözen öncülüğündeki aralarında yemek programı yapımcısı Mehmet Yalçınkaya'nın da bulunduğu şef, gastronomi yazarı ve blog yazarından oluşan 10 kişilik heyet merkezde incelemeler yaptı. Ramazan sonrası yapılması planlanan program çerçevesinde Michelin yıldızlı şeflerden uygulamalı ve teorik eğitim alacak Harranlı kadınlar, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler için kulak çorbasından çiğ köfteye, kebap çeşitlerinden çok sayıda tatlıya kadar hemen hepsini hazırlayarak kente gelen ziyaretçilere eşsiz ziyafetler sunacak. Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, ilçenin dünyanın ilk yerleşim merkezlerinin başında geldiğini söyledi. Harran, insanlık tarihin başlangıcına kadar dayanan bir geçmişe sahip olmakla birlikte yukarıda Mezopotamya'nın merkezi konumundadır. Yeryüzünde ilk ziraatin başladığı, tohumun ekildiği topraklarda kuruludur Harran ilçesi. İlk tohumun ekildiği yerden nihai tüketime kadar olan gastronomi yolculuğunda yemeğin ve besinin en iyi şekilde araştırılarak insanlık hizmetine sunulmak amaçlanmaktadır. Kaymakamlık olarak bu projedeki amacımız dezavantajlı grupta olan kadınlarımızın dünyanın en önemli Michelin yıldızlı aşçılar tarafından eğitilerek Göbekli Tepe ile birlikte başlayan turizm serüveninde insanlarımızın daha iyi hizmet standartlarına kavuşması amaçlanmaktadır. Bununla birlikte bölgemizdeki potansiyel olan, var olan potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek dünya mutfağına kazandırarak ülkemize katma değer sağlamak amaçlamaktadır. Program koordinatörü Gökmen Sözen de yaklaşık 20 yıldır Türkiye'de ve yurt dışında uluslararası gastronomi etkinlikleri düzenlediğini söyledi. Yukarı Mezopotamya yani GAP bölgesinin bütün illerinde gastronomik anlamda büyük değerler taşıyor. Bu değerlerden de hem Türkiye hem de uluslararası anlamda bütün dünyanın yararlanmasını istiyoruz. Öncelikle Gastroway diye bizim projemiz var. Geçen yıl Ege bölgesinde yaptık. Bu sene Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da yapacağız. Dünyanın en önemli Michelin şeflerini bu rotada gezdireceğiz. Yemek programı yapımcısı Şef Mehmet Yalçınkaya ise ilçenin yemek kültüründe önemli bir tarihi geçmişe sahip olduğunu ifade etti. Buraya bizim ilgi gösterme zamanımız. Şimdi Harran çok bereketli toprakların olduğu bir yer. Farklı kültürlerin yaşadığı bir yer. Dolayısıyla buradaki mozaik yapı bizi inanılmaz heyecanlandırıyor. Şimdi ben size şöyle bir örnek vereyim. Dünyanın en iyi seçilen restoranları yerel ve doğal ürünlerle şu an hayatlarına devam edebiliyorlar. Yani bence insanlık tekrar yerelle ve doğala dönüş yaptı. Dolayısıyla buna uygun en iyi yerde bence Mezopotamya. Yani şu anda bulunduğumuz Urfa, işte Gaziantep, Mardin, Adıyaman bu hattı artık bizim iyi kullanmamız lazım. Halilye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, Büyükşehir ve Merkez İlçe Belediyelerinin ortaklığı ile kurulan kardeşlik sofrasında ilk iftarı vatandaşlar ile yaptı. Halilye Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi ailelere evlerine iftarlık gönderdiklerinin altını çizen Başkan Can Polat, Halilye Belediyesi olarak geçmişte olduğu gibi şimdi de ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlerine yemek gitmeye devam edecek dedi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Eyüpiye, Halilye ve Karaköprü Belediyelerinin işbirliği ile Ramazan ayı dolayısıyla Rabia Meydanı'nda kurulan kardeşlik sofrası Halilye Belediyesi'nin ev sahipliğinde hizmete girdi. Ramazan ayının ilk iftarında kardeşlik sofrasına giden Başkan Mehmet Can Polat, sofraya gelen vatandaşlarla görüştü.
İftarlık ikramlarını da yapan Başkan Can Polat, tüm Şanlıurfa halkını Ramazan ayı boyunca kardeşlik sofrasına davet ettiklerini söyledi. Vatandaşlarımızın Ramazan'ı mübarek olsun. Hayırla geçsin. Günahlarımız affolsun inşallah. Tüm dünyaya da inşallah bayramla birlikte Rabbim huzur, barış getirsin. Günlük veya haftalık periyotlar halinde biz merkez içeri ve büyükşehir Şanlıurfa'daki Ramazan'la ilgili etkinliklerimizi sürdüreceğimizi ifade etmiştik. İlk haftaki hizmet bizim görevimiz ve bizler inşallah cuma gününe kadar burada vatandaşlarımıza Halilye Belediyesi olarak Ramazan'da iftar programlarımızla hizmet edeceğiz. Halilye Belediyesi olarak 30 gün boyunca standart bir şekilde geçmişte olduğu gibi şimdi de muhtaç olan fakir ailelerimizin evlerine yemek gitmeye 30 gün boyunca devam edecek. Bu yaklaşık şu an için 480 kişiye tekabül ediyor. Panelde bekleyen refakatçilerle ilgili olarak da belediyemiz olarak bizler onların da İnşallah iftarlıklarını yine 30 gün boyunca rutin olarak Halilye bölgemizdeki hastanelere gönderiyoruz ve göndermeye devam edeceğiz. Kardeşlik sofrasına katılan AK Parti Halilye İlçe Başkanı Süleyman Aksu, Büyükşehir ve Merkez İlçe Belediyelerinin işbirliğiyle kurulan sofraya tüm Şanlıurfa halkını davet ettiklerini söyledi. Bugün ilk iftarımız buradayız. Büyükşehir Belediye'mizin öncülüğünde düzenlenmiş olduğu iftar programı bugün nöbet Halilye Belediyesi'nde. Biz de teşrat olarak belediye başkanımızın yanında İftar programına katıldık ve halkla bir araya gelmeye çalıştık. Öte yandan kardeşlik sofrasına Başkan Mehmet Can Polat'ın yanı sıra eşi Fethiye Can Polat, Başkan Yardımcısı Mehmet Açanal, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleriyle personeller katıldı. Siverek, Kapıkaya, Bab Köyü ve Köyleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği İstanbul Sultan Gazi'de coşkulu bir törenle açıldı. Evet, Allah hayırlı olsun, başkanım. Allah utandırmasın, hayırlı hizmetler hayırlı yapmayı olsun. Nasip etsin. Siverek, Kapıkaya, Bab Köyü ve Köyleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği İstanbul Sultan Gazi'de büyük bir katılımla açıldı. Açılış törenine 26. dönem AK Parti Milletvekili Metin Külünk, Sultan Gazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, siyasi partilerin ilçe yönetimlerinin yanı sıra STK temsilcileri, kanaat önderleri ve çok sayıda Bab Köyü sakini katıldı. Törende bir konuşma yapan Kapıkaya Bab Köyü ve Köyleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdurrahman Başaran şunları söyledi. Kapıkaya, Siverek'in güzel bir köyü, tarihi 3500 yıla dayanan, 120 kabileden oluşan 14 köye ev sahipliği yapan birçok 81 ile Türkiye'nin genelinde göç eden köylerimiz var. Bir o kadar da yurt dışında mevcut şu anda. Ayrıca birçok bilim adamı da yetiştirmiş. Siverek'in hemen hemen en büyük aşiretlerden biri olan Kapıkaya yaklaşık 55 bin nüfusa sahip. Bugün burada bizleri yalnız bırakmayan siz değerli dostlarım, köylerim, hepinize teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı. 26. dönem AK Parti Milletvekili Metin Külünk ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Bab Köyü Derneği'nin açılışının bu mana ikliminde Ramazan'ı karşıladığımız, ruhumuzun ve vücudumuzun huzur bulacağı bir arınma ayı olan kendimizle muhasebe vakti, öz eleştiri vakti, bir yıllık enerjimizi biriktireceğimiz ay olan Ramazan ayımızın da bu vesileyle hem fert fert her birimizin toplum olarak, millet olarak, devlet, ümmet ve insanlık olarak karşı karşıya kaldığımız olağanüstü problemleri aşma yolunda kararlılıkla yürüdüğümüz gün ve günlerin mücadelesi.
müjde ayı olmasını diliyorum, tebrik ediyorum. Şanlıurfa Tabip Odası adına Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyelerinin hapis cezası almasına tepki gösteren Doktor Ömer Melik, bu karar üst mahkeme tarafından kaldırılmalıdır dedi. 2016-2018 yılları arasında görev yapan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerinin yargılandığı dava Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez görüldü. Mahkeme dönemin merkez konsey üyelerine halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçundan ikişer kez 10'ar ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti tarafından verilen karara tepki gösteren Şanlıurfa Tabip Odası'ndan da bir açıklama geldi. Oda adına açıklamayı yapan Doktor Ömer Melik şu ifadelere yer verdi. Türk Tabipler Birliği'nin 2016-2018 dönemi merkez konsey üyelerinin savaş bir halk sağlığı sorunudur başlıklı açıklama dolayısıyla yargılandığı davada Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi 1 Eylül 2016 tarihli bu topraklarda eşitlik ve barış içinde yaşamamız çok mümkün başlıklı açıklamayı da karara dahil ederek her iki açıklama dolayısıyla dönemin 11 Merkez Konseyi üyesine halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçundan ikişer kez 10'ar ay hapis cezası verilmesine Doktor Hande Arpat'ın 2016 yılındaki bazı sosyal medya paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle ayrıca 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, Doktor Şeyhmus Gökalp'ın ise terör örgütü propagandası suçundan beraatine karar verdi. Sağlık alanında çalışan her hekim ve sağlık personelinin birinci görevi halkın sağlıklı yaşamasını sağlamaktır. Çünkü hekimlik etiği, yaşamı savunmayı, sağlık sorunlarının nedenlerinin ortadan kaldırılması için mücadeleyi zorunlu kılar. Halk sağlığının bozulmasının en önemli etkenlerinden biri, belki de birincisi savaş ve çatışma koşullarıdır. Türk Tabipler Birliği, tüm siyasal tutumlarından bağımsız olarak ülkemizde ve dünyada sağlığı tehdit eden bütün durumların ortadan kaldırılmasını talep etmektedir. Bu doğrultuda toplumu bilgilendirme sorumluluğunu da yerine getirmektedir. Savaş bir halk sağlığı sorunudur. Açıklaması da bu sorumluluğun doğal bir gereğidir. Savaşa karşı barışı savunan hekimlere halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek iddiasıyla verilen ceza hukuka açıkça aykırıdır. Bu karar üst mahkeme tarafından derhal kaldırılmalıdır. Türk Tabipler Birliği ve Tabip Odaları bugüne kadar İdama da, savaşa da karşı çıkmışlardır ve karşı çıkacaklardır. Şanlıurfa'da susuzluğu giderici, serinletici ve hazmettirici özelliğiyle bilinen meyan şerbeti özellikle Ramazan ayında yoğun ilgi görüyor. Şanlıurfa'da susuzluğu giderici, serinletici ve hazmettirici özelliğinin yanı sıra böbreklere iyi gelmesi ve bağışıklık sistemini güçlendirmesi dolayısıyla tüketilen şerbet Ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Meyan bitkisi dev kazanlarda kaynatılıp varillerde bol buzla demlenmeye bırakıldıktan sonra ahşap haznelerde damıtılıyor. Poşet ya da şişelere konularak satılan şerbet, soğuk tüketilmesi nedeniyle vatandaşların ilgisini çekiyor. Ramazan aylarının vazgeçilmez içeceği, özellikle Ramazan aylarında hazmi kolaylaştırır. Mideye çok faydası vardır. Susuzluğu sahurda içildiği zaman susuzluğu giderdir. Yani çok faydalıdır. Ramazan ayının vazgeçilmez içeceğidir. Meyan kökünü şöyle tekneye koyuyorsun, üzerine suyu bırakınca alta macunu akıyor, oradan sulandırıp satışa sunuyoruz. Yaklaşık bu tekne 100 litre civarında su alıyor. Buz, havalar serin olduğundan dolayı şu an buz koymuyoruz. Havalar serin olduğundan dolayı. Havalar sıcak olunca buzla yapılır. Hava serin olduğundan dolayı suyla yapıyoruz. Günde yaklaşık 1000-1500 litre arası bir satış oluyor. Düşüş var. Geçen yıl daha havalardan dolayı, havalar gittikçe serin oldukça rakabet düşüyor merkezine. Şanlıurfa Birecik meyan kökü. Biz Birecik'ten alıyoruz. Şunu odun olarak alıyoruz biz meyan kökünü. Bunu taşta işliyoruz elimizle. Taşta işledikten sonra tekneye koyup sulandırıp bu şekil sıvı şeklinde oluyor. Sulandırdıktan sonra sıvı şeklinde oluyor.
her sofrada bulunması lazım. Meyan kökü Ramazan ayının vazgeçilmez içeceği. Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Şefik Bakay açıklamalarda bulundu. Bakay özel bir koleje anlaşarak üyelerine özel indirim yaptıklarını söyledi. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Birliği olarak bütün camiamızın eğitimlerinin, çocukların eğitimleri için biz de Esnaf Odalar Birliği olarak da koleji ile bir anlaşma yaptık. Bu anlaşmadan işte esnaf çocuklarına %10 indirim yapılacaktır. İşte esnaflarımızın daha ileride çocukların okuması için bir nevi de bir kendilerine katkı olmuş olacaktır. İşte bunları da esnaflarımız da bize kayıtlı olan esnaflar buraya müracaat ederek bu indirimden faydalanacaktır. Ancak Ramazan dolayısıyla esnaf ve sanatkarlarımız, esnaflarımız bu Ramazan'da Aziz Mübarek gününde vatandaşlarla diyaloglar iyi kurmaları, bu ayında fazla artış yapmadan alışverişler yapmaları, bir de ayrıca turizm ile olduğumuzdan dolayı Şanlıurfa'nın gelen turistlerle ilgili davranışlarında düzgün olmalarını, turizmdeki kişilere alışverişlerinde fazla fiyat artış yapmadan alışverişler yapmalarını istiyoruz. Çünkü bu yapılan alışverişte fazla olduğu zaman ayağımıza kurşun sıkmış olacak. Bu da ileride turistlerin Şanlıurfa'ya bakış açısı değişecektir. Bundan dolayı fazla artış yapmadan fiyatlarını etiket bulmalarını istiyoruz. Bundan dolayı Ramazan dolayısıyla tüm esnaf ve sanatkarların Ramazan'ını kutluyoruz. Halfeti'de sular altında kalmaktan kurtarılarak Harran Üniversitesi Osman Bey yerleşkesine taşınarak inşa edilen tarihi Feyzullah Efendi konağında Türkiye'nin ve dünyanın en tatlı müzesi açıldı. Harran Üniversitesi'nde Dünya Aşçılar Birliği jüri üyesi pasta şefi Ece Akyıldız'ın destekleriyle Şanlıurfa'nın ve Türkiye'nin tanınmış tarihi ve kültürel motiflerinin sergilendiği Şeker Sanatı Müzesi'nin açılışını Harran Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Sabri Çelik, Şef Ece Akyıldız, Aşçılık ve Gastronomi Bölümü öğretim elemanları ile şeker hamuru ustaları katıldı. Şeker Sanatı Müzesi'ni dolaşarak çalışmalar hakkında bilgi alan Rektör Çelik, müzeye verdiği desteklerden dolayı Şef Ece Akyıldız'a Göbekli Tepe maketinin yer aldığı plaket verdi. Dünyanın en tatlı müzesinde şeker hamurundan yapılan Göbekli Tepe, Harran Kümbet Evleri, Kelaynak, Biber Temizleyen Kadınlar, Ekmek Yapan Kadın ile Şanlıurfa Kebabı'nın sembolize edildiği motifler sergileniyor. Karbel Karaköprü Belediyespor'da mevcut başkan Mustafa Aslan tek aday olarak girdiği olağan genel kurulda tüm delegelerin oyun alarak yeniden başkanlığa seçildi. TFF 3. Lig ekiplerinden Karbel Karaköprü Belediyespor'un olağan genel kurulunda mevcut başkan Mustafa Aslan yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Karaköprü Belediyesi'nin kah ve kongre salonunda gerçekleşen olağan kongre saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlarken kulübün 2018-2019 sezonu faaliyet raporu ibraz edildi. Daha sonra tek listeyle yapılan seçimde Mustafa Aslan yeniden kulüp başkanı olarak seçilirken yönetim kurulunda değişiklikler oldu. Kongrede konuşan Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Aslan kulübün başarısı için çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Belediye Spor Kulüp Başkanlığı'na seçilerek bayrağı devralmıştır. Bir yıl aradan sonra da olağan kongremizde Karaköy Belediye Spor'umuzun başarısı için yeniden göreve talip olduk. Geçen bir yıllık süreçte 3. ligde mücadele eden ve Şanlıurfa'nın 2. profesyonel takımı olan Karaköy Belediye Spor'umuz bu sezon TFF 3. lig 1. grupta lige playoff potasının hemen altında 6. sırada tamamlamıştır. Biz her zaman hedefleri olan bir kulübün yönetim kurulu olarak
sezon başından itibaren takımımızın başarısı için çalıştık. Gerek içeride, gerekse dışarıdaki tüm maçlarda takımımızın yanında olmaya çalıştık. Karagöl Belediye Başkanımız Metin Baydemir'in desteğiyle 2016-2017 sezonunda bölgesel amatör ligde şampiyon olan takımımız 33 yıllık tarihinde ilk defa profesyonel liglere yükselme başarısı göstermişti. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek. Hoşçakalın. We'll be right back.